Değerli çalışkan arkadaşlarım, bugünkü dersimiz olasılık. Çok güzel sorular hazırladım, öncelikle bunu söyleyeyim. Sınavlarda çıkmış soruların benzerleri ve çıkma ihtimali olabilecek sorular arkadaşlar. Birinci sorumla başlıyorum. Şekilde ABC üçgeninde AN açıortaydır. Açıortaysa arkadaşlar biliyorsunuz nedir? Bu açı bu açı eşittir. ABC üçgensel bölgesinde alınan bir noktanın ANC üçgensel bölgesine ait olma olasılığı nedir? Şimdi arkadaşlar bakın, biliyorsunuz ki burada ANC üçgeni de bir nokta olma olasılığını istiyor. Şimdi olasılık ne arkadaşlar? İstenen bölü tamamı. Bizden ne istiyor? İstenen şuralarda alınan bir noktanın şu sarı bölgede olmasını istiyor. Peki sarı bölgeyi bir bulalım. Alanını bulalım. Bir de buranın alanını bulalım. Şimdi bu açıortaysa arkadaşlar, bakın bu kenarın buna oranı, bu kenarın buna oranına eşit olması lazım. Yani bu 8 ise ben buraya 2K alabilirim. 8'in 2'ye bir oranı 4'tür. 12'nin de o zaman 3'e oranı. Yani ben buraya 3K, buraya 2K diyebilirim. Neymiş? 8 bölü 2 eşittir 12 bölü 3. Tamam, çok güzel. Peki siz biliyorsunuz buradan inen bir doğrunun bir dik indiğimizde şu üçgenin yüksekliği de olur. Bu üçgenin yüksekliği de olur. Yani burası 2K, burası 3K ise arkadaşlar buranın alanı 2A'dır. Buranın alanı ise 3A'dır. Çok güzel. Demek ki arkadaşlar buranın alanına ne diyoruz? 2A. Buranın alanına ne diyoruz? 3A diyoruz. Çok güzel. Peki bize istenen noktanın nerede olmasını istiyor? Burada olmasını istiyor. O zaman biz isteneni arkadaşlar buraya yazarız. Tümünü de aşağı yazarız. Olasılık budur. O zaman 5A yazıyorum. İstenen bölü tümü. O zaman A'ları sadeleştirirsek doğru cevabımız ne olur arkadaşlar? 3 bölü 5 olmuş olur bu soruya gelir. Çember üzerinde 6 tane nokta eşit aralıklarla bulunmaktadır. Bu noktalar kullanılarak çizilebilecek tüm üçgenler arasında rastgele seçilen birinin eşkenar üçgen olma olasılığı nedir? Harika bir soru. Arkadaşlar şimdi bakın. Bir kere istenen durum ne arkadaşlar? Bizim kaç noktamız var? 6 nokta. 6 noktadan 6'nın üçlüsü kadar üçgen oluşur arkadaşlar. 6'nın nesi kadar? Üçlüsü kadar ne oluşurmuş? Üçgen oluşurmuş. E tamam, 6'nın üçlüsünü buraya yazdık. Peki kaç tane eşkenar üçgen diyor değil mi? Buradan eşkenar istenen eşkenar üçgen. Arkadaşlar mesela bak, ben şöyle alsam, şu noktayı alsam, bunu alsam ve bunu birleştirsem bu bir eşkenar üçgen olur. Neden? Çünkü noktalar arasındaki mesafeler birbirine neydi arkadaşlar? Eşitti. Bakın şurası çemberin merkezi olsun. 1, 2, 3, 4, 5, 6 aralık var. 360'ı 6'ya bölseniz ne yapar? 60. Bu 60, burası 120 ise arkadaşlar buraya kaç düşer? 60 düşer değil mi? Bunların her biri ne oldu? 60 derece oldu. Çok güzel. Peki başka bir eşkenar üçgen var mı? Var. O da hangisi? Bakın şu. Şurada bir eşkenar üçgen. Başka eşkenar üçgen çizilebilir mi? Hayır. Mecbursunuz. Eşkenar üçgen çizmek istiyorsanız bir atlayarak çizeceksiniz. E bir atladınız buna. Bir atladıysanız buna. Tekrar buna geliyorsunuz. Başka da eşkenar üçgen ne yapamazsınız? Çizemezsiniz. O zaman demek ki yukarıda 2 istenen 2 tane eşkenar üçgen var. Tüm durumlar 6 noktadan kaç üçgen oluşur? 6'nın üçlüsü kadar. Mükemmel. 2 bölü. 6'nın üçlüsünü nasıl yazarız? 6, 5, 4 bölü 3, 2, 1 yazabilirsiniz. E nedir arkadaşlar durum? 3 ile 2 çarparsanız 6 bunu götürür. 2 bölü 20 oldu. Bunu da sadeleştirirseniz ne olur? 1 bölü 10 olmuş oldu arkadaşlar. Bu sorumuzun cevabı. Evet, hadi bakalım bir güzel soru daha. Ne diyor arkadaşlar? Önce bir dikkatli okuyalım. Düzgün altıgenin bir kenar uzunluğu 3 birim. Altıgenin içinde alınan bir noktanın herhangi bir köşeye uzaklığının en fazla 1 birim olma olasılığı nedir? Arkadaşlar ben burada şekli hemen çaktırmadan çizdim. Şimdi bizim düzgün altıgenimiz bu arkadaşlar. Düzgün altıgenimiz bu olunca şu köşeler 1 birim uzunlukta diyor arkadaşlar. Ne yapılacakmış? Bakın, daireler çizilecek. Yani bunların açısı kaç? 120 derece biliyorsunuz değil mi? Peki bir daha söylüyorum bakın. Soru burada arkadaşlar. Ne diyor? Düzgün altıgenin bir kenar uzunluğu kaç birimmiş? 3 birimmiş. Demek buraları ne yazacağım? 3 birim. Tamam. Altıgenin içinde alınan bir nokta herhangi bir köşeye uzaklığı en fazla 1 birim.
Bakın en fazla bir birim. Şu köşeye en fazla bir birim gideceğiz. Bu tarafa bir birim. Buraya bir birim. O zaman şuralar kaçar birim arkadaşlar? Birer birim. Bu da bir birim. Bu da bir birim. Buralar ne arkadaşlar? Birer birim. Çok güzel. Peki biz buraları birer birim aldığımız zaman bakın arkadaşlar. Şunları çizdim ben. Bunları boyadım. Biliyorsunuz şöyle bir şey biliyorsunuz arkadaşlar. Bir altıgenin dış açısını öğrenmek istiyorsanız 360'ı altıgen olduğu için 6'ya bölersiniz. 60 çıkar arkadaşlar. Yani bunun bir dış açısı 60 derecedir. Dış açısı 60 derece olunca burası arkadaşlar 120 derecedir. Şimdi o zaman 120 burada. 120 burada. Bakın 3 tanesini birleştirirseniz ne olur? Bir çember olur arkadaşlar. Peki şu 3 tanesini de birleştirirseniz bir çember daha olur. İstenen ne? Bu çemberlerin içinde olan bir nokta istiyor değil mi? En fazla bu köşeler birbirinin uzaklıkta olan yerleri istiyor. 3 tanesi bir çember, 3 tanesi bir çember yaptı. Bu çemberlerin alanı ne? Yarı çapları bir birim olduğuna göre pi çarpı 1'in karesidir. Bu da pi çarpı 1'in karesidir. Ne oldu arkadaşlar? 2 pi geldi. Demek ki bize istenen arkadaşlar 2 pi. Bu 2 pi'yi ne yapacağız? Bir kere yukarıya yazacağız 2 pi'yi. Tamam. Peki arkadaşlar soruyu çözerken şöyle yapmıyoruz mu? İstenen bölü tüm durumlar. 3 birim altıgenin içinde alınan bir nokta herhangi bir köşe uzak en fazla bir birim olma olasılığı. Siz biliyorsunuz arkadaşlar bir altıgenin alanını nasıl hesaplıyorduk? Altıgeniniz alanını şöyle hesap. Tamam bunları bulduk şu dairelerin alanını bulduğumuz için rahatım. Şimdi ne yapıyorum? Bakın şu köşeleri birleştirdiğimiz zaman arkadaşlar bakın şöyle birleştirdiğimiz zaman 6 tane eşkenar üçgen ortaya çıkar. Kaç tane? 6 tane eşkenar üçgen. Peki o zaman bunların 6 tane eşkenar üçgen olduğuna göre bir altıgen 6 çarpı bir eşkenar üçgenin bir kenarı A olursa ne olur arkadaşlar alanı? A kare kök 3 bölü 4. Ama bunun bir kenarı 3 olduğu için değil mi arkadaşlar? 3'ün karesi kök 3 bölü ne diyeceğim? 4 diyeceğim. Neymiş arkadaşlar eşkenar üçgenin alanı? Kenarları A ise A kare kök 3 bölü 4'tü. O zaman ben de burada ne yaptım? 3'ün karesi çarpı kök 3 bölü 4 yazdım arkadaşlar. Şimdi ne yapacağım? İstenen bölü tüm durum. Yani altıgenin alanını buraya yazdım. Şu dairelerin daire dilimlerinin alanlarını da topladım yukarıya yazdım. Tamam. Bundan sonra kalan işlem arkadaşlar. Şunu sadeleştirirsem burada 3 kalır. Burada 2 kalır arkadaşlar. Yani 2 pi bölü bakın 3 kere 3'ün karesi 9. 3 ile çarp 27 kök 3 bölü 2 olur. 2'yi ters çevirsem ne olur? 4 pi bölü 27 kök 3 olur arkadaşlar. Doğru cevabımız istenen cevap buydu. Evet geçiyorum bir başka güzel soru daha arkadaşlar. Sorumuz şu şekilde arkadaşlar. Şekilde 12 eşkareden oluşan şekil üzerinde 10 tane nokta verilmiştir. 10 noktadan seçilen 3 noktanın bir üçgen oluşturma olasılığı nedir? Evet, şimdi burada çok dikkatli olmamız lazım. Arkadaşlar, olasılık dediğimiz zaman ne demek? Tüm durumları aşağıda yazacağız. Peki, nedir arkadaşlar? Bak, şekil üzerinde 12 eş noktadan, kareden oluşan bir şekil üzerinde 10 nokta verilmiştir. 10 noktadan seçilen 3 noktanın bir üçgen oluşturma olasılığı. Yani yukarıya üçgen olması lazım. Ama gerisi ne? 10 noktadan 3'ünü seç diyor. Tamam 10 noktadan 3'ünü seçtim. Üçgen olup olmaması önemli değil aşağıda. Tüm durumlar. 10'un üçlüsü. Ama yukarıda ne olacak? Yukarıdaya gelecek şeylerin üçgen olması lazım. Peki üçgeni nasıl yazacağız arkadaşlar? Şöyle yazacağız. 10'un üçlüsü. Eksi. Bakın. 1, 2, 3, 4, 5 noktadan ne yapılmaz arkadaşlar? Üçgen oluşmaz. Bunları bir çıkaracağız. Eksi bak dikkat edin. Bak dikkat edin. Şu 3 noktadan üçgen olur mu? Onlardan da üçgen olmaz. 3'ün üçlüsünü çıkaracağım. Eksi bak şunları çıkardım. Şu 3'ünü de çıkarıyorum arkadaşlar. Onlardan da üçgen oluşmaz. Güzel. Ama burada dikkat etmeniz gereken önemli bir şey var. Ne biliyorsunuz mu? Şu 3'ünden üçgen oluşmaz dedik 1. Şu 3'ünden üçgen oluşmaz dedik. Doğru mu arkadaşlar? Şunlardan üçgen oluşmaz. Onu da söyledik. Bunları da çıkardık. Bunu çıkardık. Bunu çıkardık. Bunu çıkardık. İşte çıkarmamız gereken bir şey daha var. Bakın arkadaşlar o da ne biliyor musunuz? Şu üçü de üçgen doğrusal. Şu üç noktadan da üçgen oluşmaz. O zaman ne yapacağım arkadaşlar? Eksi bir üçün üçlüsünü daha ne yapmam gerekir? Çıkarmam gerekir. O zaman sorumuzun cevabı ne olur arkadaşlar? İşlem yapayım mı size bırakayım?
Bu 10'un üçlüsü ne arkadaşlar? 10, 9, 8 bölü 3, 2, 1'dir. Eksi 5'in üçlüsü biliyorsunuz 10'dur bu. 5, 5'in üçlüsü 5'in ikilisine eşit olduğu için 5'in ikilisini bulayım. 5 çarpı 4 bölü 2 çarpı 1. 3'ün üçlüsü 1'dir arkadaşlar. 3'ün üçlüsü 1. 3'ün üçlüsü nedir? 1. Bölü 10'un üçlüsü neydi arkadaşlar? 10'un üçlüsünü yazıyorum. 10, 9, 8 bölü 3, 2, 1. Hadi sadeleştirmeleri yapalım işlem hatası yapmadan. Arkadaşlar şununla şunu sadeleştirsem burada 3 kalır. Bununla bunu sadeleştirsem burada 4 kalır. 3 kere 4 12. 10 ile çarp 120. Eksi 5 kere 4 20. 2'ye böl 10. Eksi 1, 2, 3. 3'ü de çıkaralım. Bölü arkadaşlar. Şununla şu gitti burada 3 kaldı. Bununla bu gitti burada 4 kaldı. Paralelde kaç var arkadaşlar? 120. Demek ki arkadaşlar ne yapacağız? 120'den 13'ü çıkarıp 120'ye böleceğiz arkadaşlar. Doğru cevabımızı ne yapması gerekir? Bu olması gerekir arkadaşlar. Evet, bu soruyu da geçtim. Güzel bir soruydu. Haydi güzel bir soru daha arkadaşlar. Sorumuz ne diyor? Önce bir dikkatli okumamız gerekir soruyu arkadaşlar. Dik olan iki doğru üzerinde yerleştirilmiş 11 farklı nokta verilmiştir. Noktalar arasındaki uzaklıklar eşittir ve bir birimdir arkadaşlar. Bu noktalar ile kaç farklı dik üçgen çizilir? Bu benim birinci sorum. İkinci sorum da şu arkadaşlar. Seçilen bu üçgenlerden birinin alanının 5 birim kare olma olasılığı nedir? İşte gerçek soru bu arkadaşlar. Peki hadi başlayalım arkadaşlar. Bir yerden bu soruları ne yapmaya? Çözmeye arkadaşlar. Peki önce ne yapalım? Önce arkadaşlar şurada işlem yapalım. Nereye yapalım? Şuraya yapalım isterseniz. Tamam. Şuraya mı yapayım? Tamam. İşlemleri şuraya yazayım. Arkadaşlar bakın şuradan yavaş yavaş. Şu 4 noktadan 1 nokta, şu 2 noktadan 1 nokta, bir de şu noktayı alayım bakın. Şunlar, bundan bir tane, bundan bir tane, bundan bir tane alırsam ne olur arkadaşlar? Üçgen olur. Dik üçgen olur değil mi? Tamam. Onları dik üçgenleri bulalım. Şu 2'nin birlisi diyorum. Şu 2 noktadan birini. Şu 4 noktadan da birini alıyorum. Tamam. Şu 1'in birlisi zaten. 1'in birlisi 1 olduğu için onu söylemiyorum. Demek ki burayı aldık. İkisinden birini. Şu 4 noktadan birini aldım arkadaşlar. Bir de bunu aldım. Tamam. Başka hocam. Bunu aldık arkadaşlar. Şuraya gelelim. Burayı tamam. Burayı hallettik. Şimdi geldik buraya. Şu 2 noktadan birini, şu 2 noktadan birini alayım. 2'nin ikilisi, 2'nin birlisi çarpı 2'nin birlisi arkadaşlar. Şu 2 noktanın birini aldım. Bakın şu 2 noktadan birini, şu 2 noktadan birini, bir de şu noktayı alırsam değil mi? Şöyle mesela bak üçgen oluyor değil mi? Tamam. Onu da aldık. Güzel. Şimdi gelelim arkadaşlar bir de şuraya. Nereye? Şuraya bak. Şu 2 noktadan birini, şu 2 noktadan birini. 2'nin birlisi çarpı 2'nin birlisi. Bu ikisinden birini, bu ikisinden birini, bir de bunu aldık değil mi? Üçgen olur. Şu bakın tık üçgen olur. Bir de geldik şimdi buraya. Buraya da ne var arkadaşlar? Artı. Dikkat edin bakın şimdi. Şu 2 noktadan birini, 2'nin birlisi. Şu 1, 2, 3, 4 noktadan birini aldım arkadaşlar. Olmaz mı? Mesela diyelim şu noktayı aldım, bu noktayı aldım, bir de bunu aldım. Bak üçgen oluşur. Problem yok. Ne yaptım? Bir daha söyleyeyim. Şu 3, 4 noktadan birini, 2 noktadan birini. Geldim bu bölgeye. 2 noktadan birini, 2 noktadan birini. Şu 2 noktadan birini, şu 2, 4 noktadan birini almış oldum arkadaşlar. Öyle mi yaptım? Evet. Tamam. 2 noktadan birini, 4 noktadan birini aldım. Çünkü biri de şu. Buradan bir tane alıyorum. Buradan 4 tane birini alıyorum. Bir de bu olunca o zaman ne yapılmış olur? Bakın şöyle bir üçgen olmuş olur. Tamam, bunlar sayıldı. Başka üçgen var mı? Önemli olan bu. Evet, tabii ki var arkadaşlar. Nerede onlar? Peki onlar nerede? Neredeki üçgenler onlar? Hadi gelin sayalım arkadaşlar. Bakın şöyle bir üçgeni saymamıştık. Şu da bir dik üçgendir. Neden? Bunlar birer birim arkadaşlar. Bir birim bir birim olunca şu açı 45, 45. Burada 45, 45, 45 olunca ne olur burası? 90 derece olur. Bakın say 1. Şu da arkadaşlar bir de böyle alabiliriz. Bu etti 2. Şöyle bir tane alabiliriz 3. Şöyle bir tane alabiliriz 4. Şunu sayın 5. Şunu sayın 6. Bunu sayın 7. Bunu sayın 8. Buraya bir de 8 ilave ettik mi arkadaşlar? O da güzel. 8'imizde ne yaptık arkadaşlar? İlave etmiş olduk. Hadi bakalım çok net görünmüyor. Bunu biraz koyu bir kalemle yazalım. Tamam 8'i yazdık.
Peki, şimdi sorum size arkadaşlar. Başka dik üçgen var mı? Hadi bakalım, başka dik üçgen var mı? Sorum size. Tabii ki var. Hangisi biliyor musunuz? Bak şu arkadaşlar. Çok güzel bir soru bak. Şurada bir tane var. Neden? Arkadaşlar şöyle bir özelliğimiz yok mu? Bak burası 2 birim. Şurası 1 birim. Şurası 4 birim. Bakın 2'nin karesi 1 ile 4'ün çarpımı değil miydi? İşte Öklit arkadaşlar. Şu 2'nin karesi bu 1. Şu da ne oldu o zaman burası ne oldu arkadaşlar? Dik üçgen oldu değil mi? Ha bir tane burada var. Başka var mı hocam? Evet bir tane daha var. O hangisi? Bakın o da şu o zaman. O da aynı mantıkla şu olmalı. 2'nin karesi 1 ile 4'ün çarpımına eşittir arkadaşlar. Biliyorsunuz şu özelliği. Şurası dik. Şurası arkadaşlar dikse. Şurada 2, bura 1, bura 4'tür. Neden? Çünkü 2'nin karesi 1 ile 4'ün çarpımına eşittir de ondan. Tamam. Güzel. Peki o zaman bir şu mavi olan üçgen bir de yeşil üçgen. Yani artı bir 2 daha ne yapacağım? İlave edeceğim. Hadi bakalım bunların sayısını bulalım. Bir kere kaç tane dik üçgenimiz varmış? Onları bir bulalım. 2'nin birlisi 2, 4'ün birlisi 4 olunca çarpımı 8 arkadaşlar. 2'nin birlisi 2, bu da 2, bu çarpımı 4. Buradan da bir 4 gelir. Buradan 4'ün birlisi 4, 2'nin birlisi 2 çarpı 8 gelir. Artı 8 artı 2. 3 tane 8'im var. 3, 8, 24 yapar. 28, 4 daha. 32, 34 mu oldu? Toplamda arkadaşlar 34 tane üçgen varmış burada. Peki, tamam bu sorumuzun cevabı biz ne dedik? 34 dedik. Şimdi ne diyor? Seçilen bu üçgenlerden birinin alanının 5 birim kare olma olasılığı nedir? Alanı 5 birim kare olan kim var arkadaşlar? İşte şu var bakın. Şuradan sayarsanız 1 birim 2, 3, 4, 5. Burası da 2 idi. 2 kere 5, 10 yapar. 2'ye böl 5. Buranın alanı 5 birim kare. Şu mavinin de alanı 5 birim kareydi arkadaşlar. Alanı 5 birim kare olan 2 tane üçgenim var. O zaman istenen cevap ne olacak? 2 bölü 34'ten 1 bölü evet 17 mi olur? Sorumuzun cevabı da arkadaşlar bu olmuş oldu. Evet bunu da geçiyorum. Güzel bir soru daha arkadaşlar. Sorumuz şu şekilde. Kapalı altıgen kutulardan oluşan yandaki makinede üstten atılan bir her topun altıgen kutunun solunda ya da sağından gitme olasılığı eşittir. Buna göre atılan topun iki nolu delikten düşme olasılığı nedir? Şimdi arkadaşlar bu soruyu hangi renkle çözelim? Tamam. Siz şimdi topu buradan atarsanız ya buraya düşecek ya buraya. Bak ne diyoruz? Ya buraya ya buraya. Eşitmiş bir de. O zaman 1 bölü 2 ile arkadaşlar buradan geçecek. Bak 1 bölü 2 ihtimalle buradan geçecek. 1 bölü 2 ihtimalle de arkadaşlar buradan geçecek bu. Güzel mi? O zaman ne diyorum arkadaşlar? Bakın şöyle yapayım ben bunu. Şöyle yapayım. Şöyle yapayım. O zaman burada ne oldu arkadaşlar? Şöyle yapacak olursam arkadaşlar. Şöyle yaptım değil mi? Şuradan yazdık. Şimdi 1 bölü 2 ihtimalle buraya... 1 bölü 2 ihtimalle buraya geldi değil mi? Tamam. Peki buradan gelirken arkadaşlar ne olacak bu 1 bölü 2? Buraya gelirken bu şekil ne olacak arkadaşlar? 1 bölü 4 olmuş olacak. Peki buraya düşmesi burada da 1 bölü 4 olur arkadaşlar. Peki şimdi gelelim buna. Bunun buradan düşmesi 1. Bakın ne oldu? 1 iken arkadaşlar 2'ye ayrıldı değil mi? 1 bölü 2, 1 bölü 2 dedik. Güzel. Şimdi 1 bölü 2 ise burası 1 bölü 4 ihtimalle buradan geçecek arkadaşlar. 1 bölü 4 ihtimalle de buradan geçecek. 1 bölü 4'ümüz daha geldi buraya. Şimdi bu 1 bölü 4 buradan düşerse arkadaşlar ne olacak? 1 bölü 8 olmuş olacak. Bak 1 bölü 8 buradan geçecek arkadaşlar. 1 bölü 8 de buradan geçmiş olacak. 1 bölü 8. Şimdi bu 1 bölü 4, 1 bölü 4, 2 bölü 4'ten 1 bölü 2 olur. Bu 1 bölü 2 buradan düşmesi arkadaşlar... 1 bölü 4'tür bak. Buradan 1 bölü 4 gelir arkadaşlar. Şunun buradan düşmesi arkadaşlar nereye gelecekti bize? 2 nolu delikten düşme olasılığını soruyor. Çok güzel o zaman soruyu bulduk. Soruyu bulduk. Burayı hesaplamamıza gerek yok. Peki bir daha diyelim. Buradan düşerse 1 bölü 2 bu tarafa 1 bölü 2 bu tarafa. Tamam buraya 1 bölü 2. 1 bölü 2 buradan düşerse 1 bölü 4 buraya düşerse 1 bölü 4. Fakat bu da 1 bölü 2 olduğu için buradan düşerse 1 bölü 2, buradan düşerse 1 bölü 4. 1 bölü 4, 1 bölü 4. Tamam. 1 bölü 4, 1 bölü 4 daha ne yapar? 1 bölü
2 yapar. 1 bölü 2'nin buradan düşmesi 1 bölü 4, buraya düşmesi de 1 bölü 4 arkadaşlar. Tamam. O zaman ne oldu? Bakın ne oldu? Şu topun buraya gelmesi 1 bölü 8, buradan gelmesi ise 1 bölü 4. Bunları ne yapacağız arkadaşlar? Toplayacağız. 1 bölü 8 artı 2 bölü 8. O da 3 bölü ne oldu arkadaşlar? 8 olmuş oldu sorumuzun cevabı arkadaşlar. Bilmem anlatabildim mi? Şuradan düştü 1 bölü 2, buraya düşerse 1 bölü 2. Bu 1 bölü 2 buraya gelirse 1 bölü 4, buraya gelirse 1 bölü 4. Bak buradan gelen 1 bölü 4'ümüz var. Bu 1 bölü 2 buraya düşerse 1 bölü 4, buraya düşerse 1 bölü 2, 1 bölü 4'ümüz de burada var arkadaşlar. 1 bölü 4 ile 1 bölü 4'ün toplamı nedir? 1 bölü 2'dir. Şimdi bu 1 bölü 2 buraya düşerse 1 bölü 4 olur. Burada 1 bölü 4 buraya düşerse 1 bölü 8 de gelir arkadaşlar. O zaman 1 bölü 4 ile 1 bölü 8 ne yapacağım? Toplayacağım. O da ne olacak arkadaşlar? 3 bölü 8 olmuş olacak. Evet, şekil biraz küçüktü, zorlandık anlatmayı. Tamam. ABC üçgensel bölgesine alınan bir noktanın AB kenarına AC kenarından daha yakın olma olasılığı nedir? Şimdi çok güzel bir soru. Ne yapalım biliyor musunuz? Şuradan bir tane açıortay çizelim. Açıortayımızı çizdik. Neden açıortayı onu anlatayım. Şimdi arkadaşlar bakın. Şu doğru üzerinde şuraya ineceğimiz dikme ile şuraya indiğimiz dikmenin uzunluğu birbirine eşittir. Bir açıortay doğrusu üzerinde bunlara indiğimiz uzunluklar değil mi? Şuraya olan uzaklık ile buraya olan uzaklık birbirine eşittir. Bunu biliyoruz. Mesela şuradan bir nokta alsanız bunun buraya olan uzaklığıyla arkadaşlar bu noktanın buraya olan uzaklığı birbirine nedir? Eşittir. Çok güzel. Şuradan bir nokta alsanız buraya olan uzaklığıyla buraya olan uzaklığı nedir? Birbirine eşit olduğunu biliyoruz. Çok güzel. Tamam. Şimdi bakın ne diyor? ABC üçgensel bölgesine alınan bir noktanın AB kenarına AC kenarından daha yakın olma olasılığı. Yani diyor ki sen bunun üzerinde bir nokta alırsan, şu üçgende bir noktayı alırsan bu nokta buraya daha yakındır ve bu kenara daha nedir arkadaşlar? Uzaktır. Doğru mu? Bakın şu noktanın buraya olan uzaklığı bu iken şuraya olan uzaklığını görüyor musun? Daha değil mi? Daha uzak burası. Daha fazla. Bu bir birimse bu diyelim 3 birim olabilir. Çok güzel. Ne istiyoruz? İşte zaten onu soruyor. Bir noktanın AB kenarına AC kenarından daha yakın olma olasılığı. Yani noktanın nerede olmasını istiyor bize arkadaşlar? AB kenarına yakın olması için şuradaki bölmenin içinde kalması lazım. O zaman şöyle bir şey yok mu? Burası 6, burası 8 ise ben buraya arkadaşlar 4K dersem buraya 3K diyeyim. Neden? 6'nın 3'e bölümü 2, 8'in 4'e bölümü 2 biliyorsunuz. Açıortay olunca ne oluyordu? Bunun buna oranı, bunun buna oranı nedir? Eşittir. Niye açıortay aldık? Çünkü açıortay doğrusu üzerinde alınan bir noktanın buraya olan uzaklığıyla buraya olan uzaklıkları eşit olduğu için. Ama benden bunu istemiyor. Ne olmasını istiyor? Noktanın bu bölgede olmasını istiyor. O zaman bu bölgede ise ben bunun alanını istiyor. Bunun alanını, tümün alanını ne yaparım? Bölerim. Burası 4K ise bunun alanı 4A oluyorsa, bunun 3K ise burası arkadaşlar bunun alanı 3A'dır. O zaman ne yapacağım? 3'ün 4'e oranını diyeceğim istenen sorumuzun cevabı. 3'ün 7'ye özür. 3'ün 7'ye arkadaşlar. Neden? İstenen burası. Tüm durum 7. 3, 4 daha ne yapar? 7A yapar. 3A'nın 7A'ya oranı. O da 3 bölü ne olur arkadaşlar? 7 olmuş olur. Bu sorumuzun cevabı da böyle. Evet arkadaşlar, harika bir soru. Gerçekten çok güzel bir soru. Ne diyor bakın? Bu soruyu da çözelim, bitirelim hadi. ABC'de bir dikdörtgendir. AB 8 cm, AD 4 cm. Yani burası 8 arkadaşlar, burası 4. Ben şekli tekrar buraya çizdim. Tekrar biraz daha güzel anlatmak adına. Arkadaşlar burası 4 birim ve burası 8 ise biz ne yapalım biliyor musun? Bu 8 birimi 2 eşit parçaya bölelim. 4 4 diye bölelim. Tamam mı? Peki burası 8 birimi 4 4 diye böldüm ya. Burada 4'müş ya, vermiş 4'e 8. Ben ne yapıyorum? Burayı çemberin merkezini kabul edersem buraya ne yaparım? Bir tane yarım çember çizerim. Hocam nereden biliyorsunuz yarım çember olduğunu? Çünkü bakın bu bir yarı çapsa 4 birim. Burası da 4 birim. Burası da 4 birim arkadaşlar. Ne demek? O zaman demek ki tam yarım çember bu dikdörtgenin içine ne yaparmış? Sığarmış. Peki bak şimdi dikkat et. Ben bu nokta neymiş bak burada E dikdörtgenin iç bölgesinde herhangi bir nokta diyor. E noktası burası olabilir veya arkadaşlar şuralarda bir nokta da olabilirdi bu. Şimdi sen burayı böyle bir nokta olduğunu düşün ve birleştir. Bakın bunlar hep geniş açılar arkadaşlar. Bu geniş açı.
Ben bu noktayı biraz daha alırsam arkadaşlar aslında açıyı biraz daha ne yapmış oluyorum? Küçültmüş olurum. Ama arkadaşlar getirir bu noktayı şunun üzerinde, yani şu çember üzerinde bir nokta alırsam neydi arkadaşlar kural? Çapı gören çevre açı kaç derece oluyordu? 90 derece oluyordu. Demek ki arkadaşlar ben şu çember üzerinde aldığım noktalardan, değil mi, üçgen oluşturacak olsam ne oluyormuş bu üçgen oluşturduğum zaman? Ne oluşuyormuş? 90 derece. Peki demek ki ama bu nokta bunun içinde olursa geniş açı olur. Bu çemberin üzerinde olursa 90 olur. Ama buraya taşarsa arkadaşlar bu nokta ne olur? Dar açı olur artık. Eğer ben E noktasını buraya getirecek olsam artık ne olur? 90'ı geçtiği için arkadaşlar dar açı olmaya başlar. Peki ne istiyor aslında bu soru bize? Şunu istiyor. Geniş açı olabilmesi için bu E noktasının bu çemberin içinde kalması gerekir arkadaşlar. Şu çemberin içinde kalması lazım. Yarım çemberin. Peki yarım çemberin içinde kalacaksa yarım çemberin alanı ne? Ne diyeceğiz? Yarı çapı 4 olduğu için pi çarpı 4'ün karesi çarpı 1 bölü 2 diyeceğiz. Neden? Çünkü yarım çember. Dairenin alanı neydi? Pi çarpı r kareydi. Tamam. Tüm durum ne arkadaşlar? Tüm durum burası 4, burası 8 olunca 4 kere 8 ne olacak? 32 olacak. 4'ün karesi 16. 2'ye böl 8. 8 pi bölü ne oldu arkadaşlar? 32 oldu. E bu da nedir arkadaşlar? 4'e böl pi, 8'e böl pi, 8'e böl ne oldu arkadaşlar? 4 oldu. İşte istenen pi tüm durumlar 4 olunca sorumuzun cevabı pi bölü 4 olmuş oldu. Zannediyorum anlaşıldı. Çünkü bu arkadaşlar 8 ve 4 olunca yarı çapının artık 4 olduğu anlaşılıyor. Buraya kendimiz bir çember çizmiş olduk arkadaşlar. Soru da vermiyor. Kendimizin görmesi gerekir onu. Çemberimizi çizdik. Çemberin üzerinde bir nokta olursa bu E noktası 90 derece olur. Ama geniş açı olması için bunun içeride kalması gerekir. İçinde herhangi bir noktada arkadaşlar bunun içinde herhangi bir yerden alabilirsiniz. Bu noktayı buraya adandırsanız ne olacaktı bu arkadaşlar? Geniş bir açı olacaktır. Bunun üzerine çekecek olsanız, değil mi arkadaşlar? Bu noktayı bunun üzerine çekecek olursanız, çemberin üzerine çekecek olursanız bu ne olur? 90 derece olur. Peki ama daha yukarılara çekecek olursanız bunun dar açı olur. İşte bize neymiş arkadaşlar? Soru ne istiyor bize? Çemberin içinde bir nokta olmasını istiyor. Herhangi bir nokta olmasını istiyor. E çemberin içerisinde bir noktada o zaman alana girmiş oluyor. Buranın alanını, dikdörtgenin alanına ne yaptım arkadaşlar? Bölmüş oldum. Hepinize saygıyla selamlıyorum. Eğer bu dersleri beğeniyorsanız, abone olursanız sevinirim. İyi günler, saygılar.